Arkadaşlar merhabalar. Permütasyon kombinasyonu basit bir şekilde anlatmıştım. Şimdi de olasılığı anlatacağım. Bir 14 tane soru çok değil. Bunların üzerinden bir temel olasılık yapacağız. Bu arada olasılık aslında iyi bir permütasyon ve kombinasyon bilgisi bilmeyi gerektiriyor. Çünkü arkadaşlar sorularda biz birazdan da yapacağız zaten. Permütasyon kombinasyonun aslında kesirli halini yapıyoruz. Olasılık yaparken durumumuz şudur arkadaşlar. Tüm durumları paydaya yazarız, oluşabilecek tüm durumları. Yani aslında bir nevi o permütasyon kombinasyonda öğrendiğimiz durumlar olacak. İstenen durumu da paydaya yazarız. Çok basit bir örnekle başlayayım arkadaşlar. Bir zar atıldığında yukarıya çift sayı gelme olasılığı kaçtır? Bakın bir zar attık ve üst böyle bu kareye çift gelme olasılığına bakalım. Şimdi burada arkadaşlar kaç tane sayı vardır bir zarda? 6 tane. O yüzden tüm durumlar 6. Yani gelebilecek durumlar. 1 de gelebilir üst yüze. 2 de gelebilir. 3 de gelebilir. 4 de gelebilir. 5 de gelebilir. 6 da gelebilir. Olay bu. Peki biz ne gelmesini istiyoruz? Çift gelmesini istiyoruz. O zaman 2, 4, 6 olacak arkadaşlar. 2, 4, 6. 3 tane istenen sayı haliyle 3 bölü 6'dan Olasılık 1 bölü 2. İşte bu olma ihtimalini buluyoruz böylece. Bir örnek daha söyleyeyim arkadaşlar. Bakın şimdi A, B, C, D, E harflerinden oluşan bir kümeden bir tane harf seçeceğiz. Bu harfin sessiz sayı olma olasılığı nedir? Tüm durum 5. İstenen durum B, C, D 3. İşte gördüğünüz gibi olay bu. Haliyle arkadaşlar gerçek hayatta ne diyoruz ya bazen bir şey ya olur ya olmaz aslında onun sayısal bir karşılığı var. Şöyle bir şey söyleyeyim size ee, hani genel olarak tabii ki hayatta durum nedir ee, hocam ben zar atarım 6 gelmesini istiyorum 6 ya gelir ya gelmez 1 bölü 2 olasılık değil mi o işte öyle değil. Gerçekten arkadaşlar siz zarı attığınız zaman bunu böyle çok defa denemeniz lazım ama. E, diyelim 100 kere zarı atsanız gerçekten 6 gelme olasılığının böyle 1 bölü 6'ya yakın olduğunu görürsünüz. Tabi zemin düzgün olacak ve e, zar da düzgün olacak herhangi bir yeri kırılmış ya da böyle e, eksik olmayacak. Gerçekten arkadaşlar istenen duruma uygun olur. Çünkü matematik böyle yani matematik aslında bizi kandırmıyor 6 gel, gelip gelmeme olasılığı evet tabii ki 1 2 Yani bir sayıya 6 gelir ya gelmez. Ama gerçek matematiksel duruma baktığınız zaman bu denemeleri arttırdığınızda hakikaten gerçek olasılığa yakın cevaplar görürsünüz. Örnek, hiç üşenmeseniz bin kere zarı atsanız orada 1 bölü 6'ya yakın bir olasılık. Belki 1 bölü 5 çıkar. Belki 1, 1 bölü 1.7 çıkar. Belki 1 bölü 2.9 çıkar ama kesinlikle yavaş yavaş denemelerinizi arttırdıkça 1 bölü 6'ya yakın bir sonuç elde ettiğinizi görürsünüz. Bunda araya sıkıştırmış olayım. Hatta 11. sınıfta deneysel olasılık var arkadaşlar. Yani deniyoruz böyle defalarca deneme yaptığınızda gerçek olasılığa yakın sonuçlar elde ettiğimizi görüyoruz. Burada da hayatın öyle tesadüflere bağlı olmadığını görüyoruz açıkçası. Şimdi burada birinci örnek, kendi verdiğim örneklerden sonra birinci örnekte arkadaşlar size önce olma durumlarını söyleyeceğim. Olma durumlarında bölünce olasılığı buluyoruz. Örnek. Bir kutuda 3 mavi, 2 sarı, 2 yeşil toplam 7 bilye vardır. Bu bilyeler arasından 3 bilye seçilecektir. Tüm çıktıların sayısını yani tüm durumların sayısını bulun demek şu. 7'nin üçlüsü. Neden? 7 tane bilye var. 7 bilyeden üçlü üçlü seçimler yapacağız. Belki mavi sarı sarı denk gelecek. Belki sarı sarı yeşil denk gelecek. Yeşil mavi sarı denk gelecek. İşte bütün bunların hepsi arkadaşlar bize tüm durumları veriyor. Çıktı dediğimiz tüm çıktı dediğimiz tüm durumlar yani paydaya yazacağımız sayıdır bu. 7'nin üçlüsü nasıl yazılır? Önceden öğretmiştim. 7 6 5 bölü 3 faktöriyelden 35 oluyor arkadaşlar. İki bilyenin mavi bir bilyenin yeşil olma olayı. Bakın iki bilyenin mavi olma olayı şudur. 3 maviden iki tane seç demektir. Bir bilyenin yeşil olması da arkadaşlar iki yeşilden bir tane seç demektir. İşte bu da bir yeşil iki mavi gelme durumu veya olayı veya işte çıktısı. Haliyle 3 çarpı 2'den 6 olur arkadaşlar. Üçünün de farklı renkte olma olasılığı şey olma ola, e, olma olayı 3 maviden biri gelir 2 sarıdan biri gelir ve 2 yeşilden biri gelir seçtiğimiz zaman işte arkadaşlar bunun cevabı olan 12'de birbirinden farklı renkte gelme durumudur En az bir bilyenin sarı olma olayı ne demektir söyleyeyim En az birlerde şunu yapabilirsiniz Tüm durum eksi istenmeyen durum. Şimdi burada tüm durum nedir? Ee, kaç tane seçecektik? 3 bilye. 7'nin üçlüsü. İstenmeyen ne biliyor musunuz? Sarı gelmemesi. Hiç sarı gelmezse o zaman istemediğimiz bir durum gerçekleşir. Biz bir tanecik bile olsa sarı olmasını istiyoruz. Bu yüzden 7'nin üçlüsünden 3'ü e, mavi. Burada ne diyeceğiz o zaman? E, hiç sarı gelmemesini söyleyeceğiz. O zaman bakın geriye kalan 5 taneden... 3 tane seçeceğiz. İşte bu. Hiç sarı yokmuşçasına. Haliyle 35'i demin bulmuştum. 5'in üçlüsü de 10'dur. 25'miş arkadaşlar. En az bir bilyenin sayı olma olasılığı. Bunun olasılıkla ne alakası var? İşte bize ne diyecek biliyor musunuz? En az bir bilyenin sarı olma olasılığı nedir diyecek? 25 bölü 35 diyeceğiz. Tüm durumları paydaya yazacağız. İsteneni paya yazacağız. Üçünün de farklı olma olasılığı diyecek. 12 bölü 35 diyeceğiz. Neden? İstenen durum 12 paydaya tüm durumlar. Tüm çıktılara zaten yazılacak bir şey yok. Ya da diyecek ki 2 bilyenin mavi, 1 bilyenin sarı, yeşil olmalısılı. İstenen durum 6, tüm durum 35. Olay bu. Yani siz permütasyon kombinasyon biliyorsanız aslında olasılıkta bilmiş oluyorsunuz. Bakın şimdi. 20'den küçük pozitif çift sayılar arasından bir sayı seçiliyor. 20'den küçük çift sayılar nelerdir? 2... 4 6 nokta nokta 18. Kaç tane var burada? 18'den 2'ye kadar arkadaşlar. Toplam 10 tane çift sayı var. Nasıl anlıyoruz bunu? Şey 8 tane, 9 tane pardon. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Böylece bakın 9 tane çift sayı olduğunu görüyoruz. Bu sayının 3'ün tam katı olmasılığı nedir? 3'ün tam katı olan çift sayılar neler? 6. Sonra 12. Sonra 18. O zaman işte buradan 3 tane durum geldi. 3 bölü 9'dan cevap 1 bölü 3 oldu arkadaşlar. Gelelim buraya. Bir çift zar atıldığında üste gelen sayılar. Hemen söylüyorum arkadaşlar. Bir çift zar atıldığında tüm durumlar kaç tanedir biliyor musunuz? 36 tane. Neden böyle söyleyeyim? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Şu an bakın sadece 1 için durumları yaptım. 1 için 6 tane durum var. 2 için 6 tane durum var. 3 için öyle, 4 için öyle, 5 için öyle, 6 için öyle. Bu yüzden 36 tane durum vardır. Zarların üst yüze gelen sayıların durumunda. Bunu tek tek isterseniz 1, 1'den ta 6, 6'ya kadar giderseniz 36 tane durum olduğunu görürsünüz. Diğer taraftan da birinciden 6 sayı gelir. İkinciden 6 sayı gelir 36. Bak permütasyon yorumuyla yaptık. 2 tane zar atılıyor. Toplam kaç tane durum oluşur? Birinciden 6 farklı sayı, ikinciden 6 farklı sayı gelir. Yine 36 deriz. Bunu böyle söyleyeyim. Çarpımın 21'den büyük olma olasılığına bakalım. Çarpımın 21'den büyük olması için arkadaşlar sayı düşüneceğiz şimdi. En büyükten başlayalım. 6 çarpı 6. 6 çarpı 5. 6 çarpı 4 bitti. Bir de bunları ters çevir. 5 6 4 6. Zar sorularında lütfen şuna dikkat edin. Evet zarlar görünüş olarak aynı ama bunlar birbirinden farklı zar. O yüzden zar sorularında birinci zarla ikinci zar bu şekilde arkadaşlar farklı durumdur. 4 6 varsa 6 4'ü de yazacaksın. 5 6 varsa 6 5'i de yazacaksın yoksa hata yaparsın. Bak yine devam ediyorum. 5 5. Sonra Başka durum var mı? 5-4 olmaz. Bitti. Ee, bu kadarmış sadece bakın çarpımlarının 21'den olduğu. Zaten 6'ları kullandım. 6'dan başladım. Sonra 5'e geçtim. E 5 ile de bir tek 5'i çarpınca 21'den büyük oluyor. 5 ile 4'ü çarptığımız zaman 20 olur. Tutmaz. Demek ki bu kadar çıkmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haliyle ne diyeceğiz bakın. 6 bölü 36. Birinin diğerinin 2 katı olma olasılığı. Bak dikkat. 2, 1, 1, 2. Çünkü hangisi hangisinin iki katı bilmiyoruz. Birinci zar ikinci zarın olabilir. İkinci zar birinci zarın olabilir. 4, 2. 2, 4. 6, 3. 3, 6. Kaç oldu? 1, 2, 3, 6 tane durum. Bu da bakın 6 bölü 36. Toplamlarının 7 veya 8 olmalısılı. Veya'nın matematikte toplamaya karşılık geldiğini unutmayın. Yani toplamları 7 de olabilir demek istiyor sana. 8 de olabilir demek istiyor. 7 olması için en küçükten başlıyorum. 1, 6, 6, 1. Sonra 2'ye geçtim. 2, 5, 5, 2. 3, 4, 4, 3. Geldim 8'e. 2, 6, 6, 2. 3, 5, 5, 3 ve 4, 4. Bu kadar gördüğünüz gibi toplam 2, 4, 6, 8, 10, 11 oldu. Bu da 11 bölü 36'ymış. Toplamların tek gelme olasılığı. Toplamların tek gelme olasılığı nedir arkadaşlar? Bir tek, bir çift olursa toplamlar tek olur. Yani burada neye dikkat edeceğiz? İlk rakam tek olur, ikincisi çift olur. Veya ilki çift olur, ikincisi tek olur. Örnek, 1-2 toplamları nedir? Tek. 2-1 yine toplamları tek. O yüzden arkadaşlar tek çiftle çift tek arasındaki durum farklıdır. Bu yüzden söylüyorum. Tek kaç tane var? 3. Çift kaç tane var? 3. Sonra birincinin çift gelmesi, ikincinin tek gelmesi. Bakın sıralama önemli. Neden? Birinci zar ve ikinci zar olduğu için çok önemli. Buna lütfen dikkat edin. Zar sorularında her zaman yer değiştirmelisiniz. Dolayısıyla arkadaşlar tüm durumlar 36'dır. Buradan da 18 bölü 36'dan 1 bölü 2 oldu. Olay bu. Dikkat edeceğiz bakın dediğim gibi toplamların tek olması için birünen tek birinin çift olması lazım. 1 gelme, 2 gelme ile 2 gelme, bir gelme farklı durumlardır. Toplamının 4 veya 4'ten büyük olması lazım. Bakın burada biraz dikkatli olacağız. Şimdi gidip başlarsanız tek tek 4'ten büyük olması için 1 3 3 1 falan tek tek giderseniz 30 tane sayı denemeniz lazım. Yani 30 diye abarttım. Belki hani daha azdır, daha fazladır. Ne yapacağız biliyor musunuz burada? Tüm eksi İstenmeyen daha kolay. Niye? İki sayının toplamının 4 veya şey 4'ten küçük olma olasılığı daha küçüktür. Sebep zaten 1 1 1 2 1 3 olmaz çünkü 4 veya 4'ten büyük olması için istenmeyen durumun 4'ten küçük olması lazım. Bitti. Başka 2 1. Var mı? Bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öbür türlü yapsaydım 33 tane durum varmış. Ama ne yaptım ben? 4'ten küçük olma olasılığını buldum. O da 3 bölü 36. Ama cevap 3 bölü 36 olmayacak. Hemen size bir şey söyleyeceğim. Olasılık da arkadaşlar öğretmenleriniz söylemiştir belki. 1'den istenmeyen durumu çıkartırsanız istenen olasılığı bulursunuz. 1 eksi 3 bölü 36 yani 1 eksi 1 bölü 12 çıkarırsak 11 bölü 12. Bu birinci yol. Artık bunu da bilin. Birden istenmeyen durum eşittir, istenen durumdur. Tüm yerine o yüzden olasılık sorularında artık 1 yazabilirsiniz. Ya da şunu dersiniz, tüm durumlar 36 tane, istenmeyen durum 3 tane, aşağıya da tüm durumları yazdığınızda yine 33 bölü 36'dan 11 bölü 12 bulmuş oluyoruz gördüğünüz gibi. Fulya kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek yazılabilen anlamlı ya da anlamsız kelimeler arasından bir kelime seçiliyor. Bu deney için tüm çıktıların sayısını bulunuz. Fuly arkadaşlar harfler yer değiştirildiğine göre birer kez kullanılacak demektir. Bu da nedir? 5 harfli olduğu için 5 faktöriyel tane kelime vardır. Yani 120 kelime varmış. Tüm çıktıların, tüm durumların sayısı. Seçilen kelimelerin F ile başlaması. F'yi başa yazacağız. 1 2 3 4. 4 harf kaldı. 4 3 2 1. Yani 4 faktöriyelden 24. Bana deseydi ki Seçilen bir kelimenin F olma olasılığı başlı şey. ilk harfinin F olma olasılığı ne deseydi? 24 bölü 120'den 1 bölü 5 diyecektik. Bu yüzden işte olasılıkta bu bilgileri birleştiriyoruz. İki doktor, 3 hemşire arasından rastgele üç kişi seçilerek bir ekip oluşturuluyor. Ekipte en az bir doktorun olma olasılığı nedir? Bakın arkadaşlar şunu diyeceğim. Tüm eksi istenmeyen en az bir sorularında size tavsiyem en az bir soruların arkadaşlar tüm eksi istenmeyen mantığıyla daha kolay yaparsanız öbür türlü tek tek durum görmeniz lazım. Bakın şimdi farkını göstereyim gerçekten daha kolay olduğunu görün. Birinci yol basit yol yani tüm eksi istenmeyen. 3 kişi seçilecek. O zaman 3 kişi seçilme durumu nedir? Tüm durumlar 5'in üçlüsüdür. Haliyle istenmeyen durum ne? Hiç doktor seçmemek. Yani 3'ün üçlüsü. Böylece şunu bakın oluşturduk. Olasılık neydi? İstenen durum bölü tüm durum. Tüm durum zaten 5'in üçlüsü. Kaç geldi cevap buradan? 5'in ee, üçlüsü 10. 10-1'den 9. 9 bölü 10'dan 9 bölü 10. Ya da ne demiştim demin? 1- istenmeyen olasılık. İstenmeyen olasılık ne? Ee, hiçbir şekilde doktor seçmemek. Yani 3'ün üçlüsü 1. 5'in üçlüsü 10. Bakın 1 eksi istenmeyen olasılıktan yine cevap 9/10 geldi. Peki böyle yapmasaydık ne olacaktı? O zaman şunu yapacaktık arkadaşlar. En az bir doktor gelme durumu. 1 2 doktordan biri gelir. 3 hemşireden 2 tane gelir. Bakın 1 doktor 2 hemşire. Artı 2 doktordan 2 tane gelir. 3 hemşireden 1 tane gelir. Böylece kaç etti burası? Eee 3 çarpı 2 6. 3 daha 9. Gerçekten bakın o 9 oldu. Tüm durum işe istenen durum. Tüm durum zaten 5'in üçlüsünden 10. Bu şekilde biraz daha hani başka sorularda bu soruda o kadar uzun gelmedi ama başka sorularda en az bir sorularını tek tek yapmak biraz daha böyle işi uzatır. Bu yüzden ben ilk yolu daha kolay buluyorum. 1'den 10'a kadar olan doğal sayılar arasından seçilen bir sayının 3 veya 4 ile bölünme olasılığı sadece 3'e bölünebilir, sadece 4'e bölünebilir, 3 ve 4'e bölünebilire de dikkat etmelisiniz. Neler olur o zaman arkadaşlar? 3'e bölünen sayılar 3, 6, 9. 4'e bölünen sayılar 4, 8. Hem 3'e hem 4'e bölünen sayı var mı? Yok. 1'den 10'a kadar. O zaman toplam 10 sayı. İstenen durum kaç tane geldi? 5. Cevabımız 1 bölü 2 oldu arkadaşlar. Olay bu. 2 zar havaya atılıyor. Üst yüze gelen sayıların aynı olmama olasılığı. Güzel. Burada arkadaşlar size iki çözüm yapayım. Birinci çözüm. Aynı olmaması ne demek biliyor musunuz? Burada arkadaşlar iki tane böyle hane oluşturduğumuz zaman birinci zara 6 sayıdan biri gelebilir. O zaman ikinci zara mecburen 5 sayıdan biri gelebilir. Toplam o zaman istenen durum ne geldi? 30. Tüm durumlar neydi? 6 çarpı 6'dan 36. Gördüğünüz gibi 30 bölü 36'dan 5 bölü altı. İkinci yol. 1 eksi istenmeyen. İstenmeyen ne olur? İkisinin de aynı gelmesi. İkisinin de aynı gelmesi ne demek? Birinci zara istenen 6 durumdan biri gelir. Ama ikinci zara mecburen bir tane gelmek zorundadır. Haliyle arkadaşlar burada artık ne olur? İstenen, istenmeyen durum 6 bölü 36. Tüm durum burada zaten 1. 1 eksi 6 bölü 36'dan cevap 5 bölü 6 geldi. Gördünüz mü? bu şekilde bunu söylemiş olayım. Sıralama soruları gibi düşünüyoruz. İşte gerçekten iki tane sayı seçeceğiz. Birinin diğerinden farklı olma durumu 6 çarpı 5 ya da ikisinin aynı olma durumu 6 çarpı 1. Örnek ilk haneye 5 mi geldi? İkinci haneye de 5 gelecek. Aralarında yer değiştirebilirler mi? Hayır. O yüzden 6 çarpı 1 çarpı 2 demiyoruz. Ya da ilk haneye 3 mü geldi? İkinci haneye o zaman 3 gelecek. Bu şekilde istenmeyen yorumuyla da bu soruyu yapabiliyoruz arkadaşlar. Gelelim buraya. A, B, C, D, F, G noktaları bir çemberin üzerindedir. Köşeleri bu noktalar olan üçgenlerden biri seçilirse. Şimdi kaç tane üçgen vardır arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nokta var. O zaman bu 7 noktadan 3 tanesini seçersek üçgen oluşur bu tüm durumlar. İstenen durum ne? Köşesinin F olması. O zaman bir köşesi F ise zaten geri kalan 6 köşeden 2 taneyi seçersek üçgen oluşur. Örnek A seçtin, C seçtin. Gerçekten bak bir üçgen oluşuyor. F kesin var. Yani onu bir nevi şöyle diyelim. Birin birlisi F kesin seçilecek. Geri kalan 6'nın da ikilisi arkadaşlar. Haliyle buradan yola çıkarak artık 6'nın ikilisi 6 çarpı 5 bölü 2 15. 7'nin üçlüsü 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 faktöriyel. Yani bunlar sadeleşti. 15 bölü 35 oldu. 5'e bölersek 3 bölü 7 geldi arkadaşlar sorunun cevabı. Ee, devam edeyim bence. Zaten 14 soru var. Biraz tabii ki yine uzun olabilir. Şu an bile 20 dakikayı bulduk. E artık bunu siz kendiniz 20 dakikada eğer canınız sıkılırsa mola verirsiniz arkadaşlar. Bir madeni para 3 kez havaya atılıyor. 2 kez yazı 1 kez tura gelme olasılığı. Bak burası önemli. Çok basit ama önemli bir şey söyleyeceğim size. Şimdi arkadaşlar sorularda size böyle verdiğinde şuna dikkat etmelisiniz. Birinci yazı gelebilir, ikinci yazı gelebilir, üçüncü tura gelebilir. Ama birinci de tura gelebilir. Sonra böyle olabilir ya da işte böyle olabilir. Bunları bu yüzden böyle tek tek sayabilirsiniz durumları isterseniz. İsterseniz de şunu diyebilirsiniz. Biz tekrarlı permütasyon öğrendik biliyorsunuz. İki kez yazı, bir kez tura demek. Yazı yazı tura kendi arasında kaç farklı şekilde yer değiştirir? 3 faktöriyel yani bölü 2 faktöriyel. Yani. Bu şekilde 3 ile çarpacağız sorunun sonunda. Şimdi madeni paranın arkadaşlar bir kere şuna dikkat edeceksiniz. İki tane durum var. Ya yazı ya tura. Birinci için iki durum. İkinci için iki durum. Üçüncü için iki durum. Haliyle her seferinde yazı veya tura gelmesi olasılığı bir durumdur sadece. 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2. Bunu kaçla çarpacağım? 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyelle. Neden? Bak YYT'nin de durumu bu. TYY'nin de durumu bu. YTY'nin de durumu bu. O yüzden bunları tek tek toplamak yerine bu şekilde çarpabilirsiniz. Eğer bunu yazmasaydık sorumuz hatalı olurdu arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Mesela bak şöyle bir şey yapayım size bir örnek daha ekleyeyim diyelim soru şunu istedi bizden 5 ee, tane para var 3 yazı 2 de tura gelme durumu o zaman her bir para için 2 durum var ya kaç para var 5 para var o zaman payda ne olacak biliyor musunuz 1.32 bir, olacak birinin yazı gelme durumu 1'dir. Birinin tura gelme durumu birdir, birinin yazı gelme durumu birdir, birinin tura gelme durumu birdir, birinin yazı gelme durumu 1'dir. O yüzden yukarıya bir 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 yazmanın anlamı olmuyor. Şimdi cevap 1 bölü 32 dersen soru patladı. Neden? Yazı ve turalar kendi arasında yer değiştirebilir. Bu yüzden arkadaşlar bu bilgiyi söylemiş olayım. Belki kendiniz olsanız karıştırırdınız cevabı direkt 1 bölü 32 derdiniz ama bundan sonra... Farklı sayıda yazı ve tura durumu varsa Bunları kendi içinde yer değiştirebileceğinizi unutmadan bak ne diyorum? 3 yazı 2 tura. Yani y, y, y t t kelimesinin harfleri yer değiştirerek kaç farklı kelime oluşturulur demekle aynı şey aslında. 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Dolayısıyla bu da ne yapıyor? 120 bölü 12'den 10 yapıyor arkadaşlar. Çarpı 10 demeliymişiz. Bu yüzden cevap 10 bölü 32'ymiş. Anlaştık mı? Hangi sırada yazı, hangi sırada tura geleceği belli değilse bunu yapacaksın. Ama soru şöyle derse. 3 para atılıyor. Birincinin tura. ikincinin yazı. Üçüncünün tura gelme olasılığı. İşte burada hiç sıralama hakkı tanımış mı sana? Hayır. Kendi hazır sıra verdiyse sakın 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel deme. Artık şu. Birincinin tura gelme olasılığı 1 bölü 2. İkincinin yazı gelme olasılığı 1 bölü 2. Üçüncünün tura gelme olasılığı 1 bölü 2. Böylece bakın cevap 1 bölü 8 oldu. Neden? Sırayı kendisi hazır vermiş benim yer değiştirme hakkım yok. Böylece aralarındaki farkı da söylemiş olayım arkadaşlar. Bir müdür, iki müdür yardımcısı ve üç öğretmenden oluşan altı kişilik bir grup yan yana oturacaktır. Müdürün hemen sağında ve hemen solunda müdür yardımcısı olma olasılığı. O zaman arkadaşlar şöyle müdür ve yardımcıları yan yana bir paket. 3 öğretmen Ö1, Ö2 ve Ö3 diyelim. Bunlar sanki bir kişi gibi. 2, 3, 4 kişi var gibi yapıyoruz. Bunları hatırlayın. Yan yana duracaklarsa, birbirlerinden ayrılmayacaklarsa, dip dibe olacaklarsa bunlar paket bir kişi gibidir. Dolayısıyla bakın 3 öğretmen artı bir paket 4 faktöriyel kendi içinde yer değiştirir. Bir de Müdür yardımcıları kendi içinde yer değiştirir. Neden? Müdür sabit duruyor ortalarında. Solundaki ve sağındaki müdür yardımcıları iki faktöriyel diye yer değiştirir arkadaşlar. Birinci yardımcı burada, ikinci yardımcı burada. Ya da ikinci yardımcı burada, birinci yardımcı sağ tarafta olabilir. Bu yüzden iki faktöriyelle çarptık. Bu istenen durum. Peki tüm durum ne? Bir müdür, iki müdür yardımcısı ve üç öğretmen yan yana kaç farklı şekilde durur? Altı faktöriyel. Bu da tüm durumlardır arkadaşlar. Bu yüzden 24 çarpı 2 48 bölü 120'den 2 bölü 5 oldu cevabımız. Bir torbada 3 sarı 7 mavi 2 yeşil bilye vardır. Bu torbadan aynı anda 3 bilye çekiliyor. Bilyelerin aynı renkli olma olasılığını bulalım. Şimdi bilyelerin aynı renkli olma olasılığı nedir? Kaç torba şey çekeceğiz? 3. O zaman ne olabilir? Sarı 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 olabilir ya da e, 7 maviden 3'ü böyle olabilir. Şimdi arkadaşlar yeşilleri seçemeyiz çünkü yeterli sayıda yeşil yok. Haliyle tüm durum kaç tane sayı var? 9 3 daha 12. 12'nin üçlüsü. İstenen durum ne? Ya 3 sarıdan 3'ünü birden seçeceğim ya da 7 maviden 3'ünü seçeceğim. Yeşili seçme hakkım yok. İşte cevabımız bu ama büyük bir cevap olacağı için böyle kalsın arkadaşlar. Bir okulda masa tenisi takımındaki 5, futbol takımındaki 4 ve halter takımındaki 3 öğrenciden 6 kişilik bir spor komitesi seçilecektir. Seçilen komitede tenis takımından 3, futbol takımından 2 ve halter takımından 1 öğrenci bulunma olasılığı. Tüm durumlar nedir? 5, 4 daha 9, 3 daha 12. 12'nin iki. altılısı. Bodoslama seç yani. Ama tenis takımından 3 seçeceksek 5'in üçlüsü Futboldan iki kişi seçeceksek dördün ikilisi ve halterden de bir kişi seçeceksek üçün birlisi. İşte bakın bu da istenen durum arkadaşlar. Evli dört çift yan yana dizili sekiz sandalyeye oturacaktır. Tüm durum sekiz faktörü yani. neden? Şartsız şurtsuz düşüneceksiniz. Payda da tüm durumlar dediğimiz zaman şart yok. Bodoslama sırala bodoslama seç şeklinde arkadaşlar. Ama İstenen durumda Evli çiftlerin paket halinde yan yana olması. O zaman birinci evli, ikinci evli, üçüncü evli, dördüncü evli. Bunlar paket halinde dört kişi gibi. Bu yüzden dört faktöriyel ama evli çiftler kendi arasında yer değiştirir. İki faktöriyel. Bunlar da kendi arasında yer değiştirir. İki faktöriyel. Bu evli çift de kendi arasında yer değiştirir ve bu evli çift de kendi arasında yer değiştirir. İşte olay bu arkadaşlar. Böylece 8 çarpı 4 faktöriyel 24 ama bu 8 faktöriyel şimdi büyük sayı nasıl olsa olayı hallettik böyle kesirli kalsın tamam mı? Geldik son sorumuz artık. Bir adamın elindeki 7 kağıt paradan 2 tanesi sahtedir. Bu paralar arasından seçilen 3 paranın ikisinin sahte para olmalısılı. 7 paradan 3 tane seçeceğim tüm durumlar istenen durum ne? İki tanesinin sahte olması. Zaten elinde topu topu iki sahte var. İkinin ikilisi. Geriye kalan beş tane gerçek paradan da bir tane seçecek. Çünkü toplamda üç seçmesi lazım. İkisi sahte, birisi gerçek. Dolayısıyla arkadaşlar bu da 1 e, çarpı 5, 5. 7'nin üçlüsü 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 6. Bunlar gitti, bunlar gitti. 1 bölü 7 geldi. Olasılık arkadaşlar 1 aslında bir nevi giriş yapmış gibi oldum size. Yani konuyu anlattım evet bitti bu kadar. 10. sınıfa bakan yönüyle arkadaşlar. Ama burada şunu söylemem gerekiyor. Gerçekten tehlikeli bir konudur olasılık. Permütasyon kombinasyonu çok iyi öğrenmek gerekiyor. Ben zaten daha zorları için size bir çalışma yaptım arkadaşlar. Malum AYT oynatma listesinde var. TYT oynatma listesinde var. 10. sınıfa oynatma listesinde var mı hatırlamıyorum şimdi. Ama temel olarak ben var yoksa da oraya eklerim sonra. E, bu şekilde arkadaşlar eklemeleri yaptım. Bu basit düzey bir hem olayı çok anlayamamış arkadaşlar için, hem de temel oluşturmak isteyenler, isteyenler için de artık böylece olasılığı da bitirdik. E, vakit olursa, kısmet olursa zaten soruda çözmeye çalışacağım. Basit düzey sorular zaten orta ve üstü çözdüm de basit de çözmeye çalışacağım. Vakit olursa onları da görürsünüz, yoksa kısmet artık. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar.